Halil Bey, hı-hı, size biraz sizin gündeminizden uzak ama Z kuşağının gündeminin biraz daha üst sıralarında olan kelimeler sormak istiyorum. Tamam. Bu kelimeleri biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben de söyleyebilirim ama ilk aklınıza gelen cümleler neler bu kelimeleri duyduğunuzda? Hücum. Tinder. Dijital kitap geliyor aklıma. Değil mi yoksa? Kindle. O Kindle miydi yoksa? Evet, Tinder. Benim sorduğum kelime Tinder. Onu bilmiyorum o zaman. Ona benzeyen bir şey. Dijital kitabın da böyle bir markası var Kindle'da. O evet, değil mi? Evet. Tinder çok daha farklı bir şey. Bir çöp çatanlık uygulaması diyeyim size. Yeni nesil bir çöp çatanlık uygulaması. İnsanların birbirlerinin fotoğraflarını görerek eşleştiği bir çöp çatanlık. Dünyada bu uygulamanın indirilme sayısı geçen yılın verilerine göre 400 milyondu. Ve bu 400 milyon kişi 55 milyar eşleşme oluşturdu. Yani 55 milyar match yaşandı. Çok, çok başarılı bir iş. Bunu eskiden biz nasıl yapardık bir bilseniz. Nasıl? Allah. Çeşme başlıyor. Ya çeşme başından öyle. Ya çok büyük icat. Aslan Kinder. E-sport. Ne spor? Artık her şeyin e-mail gibi. Ha, e-sport. E-sport. İşte e-sport. Ha, vallahi bilmiyorum. Yani şeyde internette spor mu yapıyorlar? Evet, internette spor yapıyorlar artık. Bunun da açıklamasını hemen siz okuyun. Yap abi. Online oyunlar üzerine kurulu, dünyanın her tarafından internet üzerinden oynanabilen, belirli dönemlerde düzenlenen uluslararası organizasyonlarla dünyanın farklı yerlerinden insanların oyun oynadıkları bir spor. Ha, maç yapıyorlar. Evet. Ha, ve bu sporun piyasa değeri şu anda dünyada 1.3 milyar dolar. Geçtiğimiz yapılan bir e-spor turnuvası 4 milyon kişi tarafından da canlı izlendi. Bayağı bir fanatiği de var. Yani orada kendileri oynuyorlar insanlar. Bilgisayar üzerinde. Bilgisayar yani üzerinde. Evet, parmaklarıyla oynuyorlar. Evet. Spor, tamam. Güzel. Ne düşünüyorsunuz bu sporu? Bence doğru bir iş. Yani o aptal birbirlerini öldürme işleri, o onu kovalıyor, elinde mitralöz, onu öldürüyor filan. Bence bu daha iyi. Ama şimdi obezite de arttı dedik. İnsanlar daha da kilo mu alsınlar evde oturup spor? O onun alternatifi değil. Onu yine yapsın. Bunu da ayrıca yapsın. Tamam, peki. Pardon, e-sporda o da var. Yani e-sporda sadece şey yapmıyorlar. Atıyorum futbol. Oynama falan filan muhabbeti değil. E-spor'da sizin dediğiniz oyunları da birbirlerine böyle aynı yer olabilir. Evet, o da var. Hepsini karıştırmışız biz demek. Metaverse. Ha, onu biliyorum. Metaverse. Onu biliyorum. Böyle gözlüğü takıyorsun. Böyle üç boyutlu kendini başka bir dünyada filan görüyorsun. Evet. Ben o işte fazla bir istikbal görmüyorum. Niçin? Konserve. Yani bir işin tazesi varken konservesi oluyor. Gerçeğe de git ki o alet yani bilmiyorum. Ama çok büyük yatırımlar yapılıyor şu anda. Yani toplantıya gitmek zorunda değilsin artık şirket. O gözlüğü takıp aynı burada yarattığımız ortamı yaratabiliyoruz. Bir konsere gidebiliyorsun. Mesela işte, Zoom yerine. Zoom yerine. Ya da görmediğin bir tarihi eseri o gözlük sayesinde sanki oradaymış gibi görebiliyorsun. Farklı bir ülkeye de gidebiliyorsun. Burada seni yakalarım işte. O beş para etmez işte, konserve o. Yani sen şimdi sevgilini elinden tutup Venedik'e gitmek varken sevgiliyle bir tane gözlük takıp bir tane de sana yapıp karşı karşıya oturup işte biz gittik. Bak ne kadar güzel Venedik diyemez. Şimdi geçen gün bir haber gördüm. Peri bacalarında balon turları yapılıyor ya. Balon turlarının ücretleri o kadar fazla ki. Yapma ya. Bir de IVR gözlüğüyle balon turu yapıyormuş havası. İşte konserve. Ama parası yetmiyor insanların gitmeye. Binmeye parası yetmiyor balona. Alternatif çözüm diyelim. Konserve bir alternatif çözüm. Konserve ya. Yani parası. Sevmediniz siz Metaverse'ü. Hiç. Tamam, peki. Aldatmaca gibi geldi bana. Evet. Sosyal linç. Sosyal linç. Onu çok iyi bilirim ben. Sosyal linç. O kadar büyük bir güç oldu ki sosyal medya çok rahatlıkla linç edebilir. Ve kontrolü de yok. Bu kontrolü yapmaya çalışıyorlar ama... Denetimini falan nasıl yapacaklar bilmiyorum ama... Evet, çok çok yaygın bir iş oldu. Ve çok kolay çünkü. Çok kolay. Eskiden daha çok medya tarafından bir linç yapılıyordu. Artık sosyal medyada herkes herkesi linç edebiliyor, fikirlerini yazabiliyorlar. Evet, ve kontrolü zorlaştı. Yani eskiden normal medya dediği zaman işte 50 tane televizyon vardı, 30 tane de gazete vardı, evet, 40 tane de radyo vardı. Hepsini toplasan 200 tane, hepsi tamam. Ama sosyal medyaya girdiği zaman milyonlar. Kimi nereden kontrol edeceksin, hangi kelimeyi, nesini bilmem ne. Kiminle sınır koyamazsın? Çok zor, çok zor. Yani bunu uğraşıyorlar. Sınırları olmalı bir nebze. Yani
çözülebilir. Ben şuna benzetiyorum bu işi. Hep bir problem çözüldükçe daha büyük bir problem çıkıyor. Sonra onu çözmek için daha büyük bir icat yapılıyor. Ondan daha büyük bir problem çıkıyor. Biraz evvel bahsettiğim kaplan hikayesi. Yani bunsuz olmaz. Sosyal medya artık bizim bir parçamız. Evet. Onunla yaşıyoruz. Onsuz olmaz. Onu kontrol edebileceğiz mi? Belki ederiz günün birinde. Veyahut da yerine daha iyi bir şey çıkar, başka bir şey çıkar. Ama kaplanın kuyruğunu bırakamayız yani. Böyle gidecek. Linç olan da olacak. Onu da... Ona göre davranalım. Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Ne yapalım?